Telefonu ne yaptık? Murat Hocam inşallah eğer bir aksilik çıkmazsa rektör hocamız da katılacak. Tamam. Şeref verir. Zeynep. Sen şimdi slaytları sen mi koyacaksın? Nasıl yapalım? Sayın Rektörüm, hoş geldiniz. Bulduk. Burçin Hocam. Hoş geldiniz Sayın Rektörüm. Murat Hocam da katıldılar. Biraz katılımcıların girmesini bekliyoruz 5 dakika Sayın Hocam. Sayın Rektörüm, hoş geldiniz. Bulduk. Murat Hocam, hoş geldiniz Sayın Hocam. Hocam teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Sağ olasınız. Buyurun. Evet hocam, şeref bize ait, sağ olunuz. Nasılsınız? Sağlığınız, saatiniz iyi mi hocam? İyi Allah'a şükür hocam. İşte bugünlerde hep konu bu Türkiye'de. Yani Burçin Hoca'nın daveti üzerine, başlattığı davet üzerine katılmış oldum ama aşağı yukarı 2 günde bir farklı üniversiteyle birlikte oluyoruz. Çok doğru. Yani bunun getirdiği fırsatlar da var aslında. Aslına evet. Bakarsanız. Evet, aynen öyle. Toplantılar kolaylaştı. Yolluk harcamaları hemen hemen tükendi. Evet. Yani fırsat tarafından bakmak önemli bir şey. Ben genelde onu yapmaya çalışıyorum. Durumda da. Yani her durumun kendi içinde avantajlı, dezavantajlı tarafları var, fırsatları var. Tehditleri var. Fırsat ve avantajlı taraflarına odaklanarak buradan nasıl daha iyi bir noktaya geliriz diye aramaya çalışıyorum. Evet. Genel olarak. Bartına ayağım düşmemişti, böylece düşmüş oldu hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, sağ olun. Hocam inşallah yüz yüze de görüşürüz inşallah. İnşallah. Sayın Rektörüm. Efendim. Moderatörümüz Burçin Hanım. Moderatörlüğü yapacak. Önce bana söz hakkı verip ben birkaç dakika kısa bilgi vereceğim. Ondan sonra size söz hakkı verirsin hocam. En sonunda da hocamız zaten söz hakkı alıp o devam etsin. Olur mu hocam? Bu vesileyle hocam ben göreceğiniz üzere arka plandan görüyorsunuzdur herhalde. Halen ofisteyim. Ya bu benim rutinim, çok şey değil ama konuşmanın sonuna kadar yani dışarıda da başka bir randevum var. Aslında sizi mutlaka şöyle bir özgeçmişinize de baktım. Hakikaten öğreneceğimiz çok şey var sizden. Bu girizgah olsun. Yani şeyden sonra biraz dinleyip ayrılırsam şimdiden izin isteyeyim o zaman. Olur mu hocam? Ne demek hocam? Ne demek? Ben o zaman dikkatmiş oldunuz. Bekletmeden başlayayım o zaman sayın hocalarım. Rektör hocamızla Murat hocamızı ve katılımcılarımızı daha fazla bekletmeyeyim. Değerli katılımcılar, bugün Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Profesör Doktor Murat Altun hocamızın Matematik Okuryazarlığı Sorusu Hazırlama ve Öğretim Düzenleme Teknikleri adlı konferansı için toplandık. Başta Sayın Profesör Doktor Murat hocam olmak üzere değerli katılımcılar, herkese hoş geldiniz diyorum. Gerçekten kitaplarıyla büyüdüğüm,
matematik eğitimi alanında değerli katkıları olan kıymetli hocamızı Bartın ailesi olarak ağırladığımızdan dolayı onur duyuyorum. Ben de öğrenci kadar heyecanlıyım İnan Hocam sizin karşınızda. Şimdi çok fazla sözü uzatmadan Sayın Dekanımız Profesör Doktor Çetin Semerci Hocamıza sözü vermek istiyorum. Buyurun Sayın Hocam. Sayın Rektörüm, Profesör Doktor Sayın Murat Altın Hocam ve çok değerli katılımcılar, öncelikle hoş geldiniz. Bugün ülkemizin çok değerli bir bilim insanı olan Profesör Doktor Murat Altın Hocamızla beraberiz. Profesör Doktor Murat Altın, H indeksi 25 olan, toplam 3000'e yakın atıfı olan, bugüne kadar sadece bir yayına 535 atıf almış olan, 2017 yılında matematiğe hizmet onur ödülü alan ve 7 yıl dekanlık yapan bir bilim insanıdır. Sayın moderatörümüz Doçent Doktor Burçin Gökkurt Özdemir hocamızın CV'sini biraz daha ayrıntılı anlatacaktır. Bu arada konferansı düzenleyen Burçin Hanım ve çalışma ekibini tebrik ve teşekkür ediyorum. Bizim Bart Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 86 öğretim elemanı ve 1617 öğrencimiz bulunmaktadır. Fakültemizde 8 programımız var. Bu programların hepsini akredi ediyoruz. İlk öğretim matematik öğretmenliği programı da akredi edilen programlardan birisidir. Fakültemizde bizim 96 eğitim fakültesinde biz her zaman rekabet halindeyiz. Bu rekabet içerisinde özellikle Web of Science'da eğitim araştırmaları kategorisinde 2020 için ilk 100 üniversiteye sıralamışlar. Bu sıralamada eğitim araştırmaları kategorisinde eğitim fakültesi olarak 19. sıradayız. Geçen sene de 21. sıradaydık ve biz ilk 20'de kalmak için, sürdürülebilir olmak için her şeyi yapıyoruz. Özellikle eğitim fakültesine her türlü desteği veren rektörümüz Profesör Doktor Sayın Orhan Uzun'a biz teşekkür ediyoruz. Konferansın da ben faydalı olmasını diliyorum. Saygılar sunarım. Sayın Dekan Hocamıza konuşmanız için teşekkür ediyorum. Şimdi sözü Sayın Rektörüm Profesör Doktor Orhan Uzun Hocamıza vermek istiyorum. Buyurun Sayın Hocam. Yani öncelikle teşekkür ediyorum. Hocam ben ne yazık ki bugüne kadar sizin hakkınızda bilgi sahibi değildim. Çetin Hocam bana söylediğinde şöyle bir kısaca özgeçmişinizi de inceleme fırsatım oldu çok kabaca. Hakikaten dolu dolu yaşanmış bir ömür gibi geldi. Çok kısa bir incelemede ve neden sizin isminizi duymadığımı da hayıflandım doğrusu. Bunda itiraf etmek istedim. Konuşmaya da böyle başlamak istedim. Üstelik aynı yollardan belli bir faz farkıyla da geçmişiz. Ben de Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi mezunuyum. Ama sizden 17 sene sonraki bir faz farkıyla aşağı yukarı benzer zamanlarda 1986'lı yıllara kadar KTÜ ama Giresun'da herhalde görev yaptınız zannediyorum. Ben de 1982-90 yılları arasında KTÜ'de bulundum. Ve hayıflandım doğrusu ama bir taraftan da ülkem adına da bu ülkedeki yetişmiş insanların ne kadar çok zenginliğe sahip olduğumuzu fark edince de o açıdan da mutlu oldum. Ben ülkemize, yüksek öğretim alanımıza bugüne kadar kattıklarınız için her ne kadar bunlardan çok haberdar olmasam da bu benim eksikliğim. Sizlere teşekkür ediyoruz. Bugün de üniversitemize eminim ki öğrencilerimize, bizlere çok ufuk açıcı, özellikle matematik okuryazarlığı, matematiğin sevdirilmesi, liselilere yönelik kitaplarınıza da gördüm. Böyle hızlıca göz atmaya çalıştım. Hakikaten bunlardan öğreneceğimiz çok şey var. Matematik benim her zaman ilgimi çekmiştir. Bu matematik-şiir ilişkisi bilmiyorum. Bahseder misiniz ya da kafanızda var mıydı ama
işte çeşitli ünlü insanların, yani şairler eminim ki içsel olarak da çok iyi matematik bilirler diye düşünüyorum ben. Ne dersiniz buradan alıp işte sadece vezinden ya da bir hece vezni ya da benzer şeylerden bahsetmiyorum. Yani bir simetri ve estetik anlamında da belki sayılarla ifade edemedikleri ama varlık olarak anladıkları, içselleştirdiklerini düşünüyorum şairlerin. İyi matematikçiler olduğunu düşünüyorum. Galile'nin bir sözünü hatırlıyorum. Matematik tabiatın muazzam bir dilidir diye. Al şurayı. Bir sakatlık çıkacak. Al onları oraya git bak. Bölüyorum rektör hocam. Mikrofonları kapatabilirsek çok sevinirim. Ben de mi kapatayım? Peki. Estağfurullah hocam. Hocamızı çok daha fazla bekletmek istemem. Ben de merak ediyorum. Hocam, üniversitemize, öğrencilerimize, bizlere sunacağınız bu sunumla ilgili ben de çok merak içindeyim. Eminim çok şey öğreneceğiz. Hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ediyoruz hocam. Çok teşekkürler Sayın Rektörüm. Sayın Rektörüm, Sayın Dekanım, gerçekten önemli noktalara değindiniz. Ünlü öğretmen şair Faruk Nafiz Şamlıbel'in meşhur bir şiiri var, Han Duvarları. Siz aslında önemli bir konuya değindiniz. O şiirde bir yerde diyor ki, şiirin içerisinde dörtlükler var, şiirden ayrı şiir halinde. Bilen vardır muhtemelen. 10 yıl var ayrıyım kına dağından, baba ocağından, yar kucağından, bir demet dermeden sevgi bağından, huduttan hududa atılmışım ben. Altında bir tarih 8 Mart 37, gözüm imza yerinde başka bir hat görmedi. Aslında şair bir 10 yıl askerlik yapan bir askerin anılarını takip ediyor. Ve hanların duvarlarında bu okuduğum dörtlükte biri olmak üzere yazdığı dörtlükleri okuyor. Ben de bu konuşmamın içerisinde yer vereceğim bir şeyi başa çektim bu sizin konuşmanızdan ötürü. Şairi, takip ettiği şairi bilemeyince altında bir tarih 8 Mart 37 gözüm imza yerinde başka bir at görmedi tanımlamasının bugünkü karşılığı nedir? Bir okuryazarlık sorusudur diyorum. Çünkü merak ettiğimiz bir şeydir. Gezi ne zaman gerçekleşmiştir? Ve hesabımızda 1919 yılına rastlıyor. Zaten Han Duvarları şiiri de Faruk Nafiz Şamlıbel'in Kayseri Lisesi'ne edebiyat öğretmeni olarak atanması üzerine Mersin'den Kayseri'ye at arabasıyla gidip yoldaki 3 handa konakladığı bir serüvenden oluşur. Muhteşem bir şiirdir. Matematik de bir dildir, edebiyata yakındır. Müzisyenler müzik için bilincin üzerine çıkmamış matematiktir denir. Orhan hocamızın değerlendirmesine ek olarak bunları söyleyip şimdi konuşmama başlıyorum. Teşekkürler Sayın Rektörüm, Sayın Dekanım. Sayın hocam, konferansa geçmeden önce sizi tanımayan katılımcınız için bir kısa özgeçmiş hazırladık. Önce onu sunup sonra sözü size bırakacağım Sayın Hocam. Sizi anlatmaya kelimeler yetmez. Hani zamanımız kısıtlı olduğu için kısa bir özgeçmiş hazırladık. Bir eksiniz varsa şimdiden affola hocam. Ben şimdi özgeçmesi sunmak istiyorum katılımcılarımıza. Ekran geldi değil mi sayın katılımcılar? Evet hocam geldi. Profesör Doktor Murat Altun. 26 Mart 1952'de Artvin'in Şavşat ilçesinde doğmuştur. Lisans eğitimine 1970 Yalnız ses gitti zannediyorum. Katılımcılarımız vardı hocam. Ondan dolayı bir aksaklık oldu. Şöyle tekrar.
Şöyle kapatayım. Yılında Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü'nde başlamıştır. Lisans tamamlamasını 1986 yılında Balıkesir Necati Bey Eğitim Fakültesi'nde yapmıştır. Yüksek lisansını 1989 yılında Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yapmıştır. Doktorasını 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yapmıştır. 1973-1979 yılları arasında Giresun'da Milliyetin Bakanlığı'na bağlı olarak lise öğretmenliği yapmıştır. 1977-1982 yılları arasında yine Giresun'da Eğitim Enstitüsü öğretmenliği yapmıştır. 1982-1986 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak yer almıştır. 1986-1989 yılları arasında Bursa Uludağ Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak yer almıştır. 1989-1995 yılları arasında Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak yer almıştır. 1995-1997 yılları arasında Bursa Uludağ Üniversitesi'nde doktor öğretim görevlisi olarak yer almıştır. 1997-2001 yılları arasında Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak yer almıştır. 2001-2007 yılları arasında Bursa Uludağ Üniversitesi'nde doçent olarak yer almıştır. 2007 yılından bu yana Bursa Uludağ Üniversitesi'nde profesör olarak çalışmaktadır. Profesör Doktor Murat Altun ayrıca Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı olarak 6,5 yıl görev yapmıştır. Çalıştığı projeler 1995-2004 tarihleri arasında amacı öğretmen yetiştirmede karşılıklı kültür alışverişi ve kültürler arası eğitimi geliştirmek olan Bursa Amsterdam Projesi'nde proje koordinatörlüğü yapmıştır. Proje kapsamında iki kez Hollanda'ya birer haftalık ziyarette bulunmuştur. İlköğretim çağındaki çocuklarda problem çözmenin gelişiminin incelenmesi projesi kapsamında proje yürütücülüğü yapmış, bu çalışma Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu tarafından desteklenmiştir. Bunlara ek olarak birçok TÜBİTAK projesinin yürütücülüğünü yapmıştır. Ulusal ve uluslararası dergilerde çok sayıda yayınları bulunmaktadır. Pek çok ulusal ve uluslararası kongrelere katılmış, bu kongrelerde oturum başkanlığı yürütmüştür. Lisansüstü eğitim gören birçok öğrencinin tez çalışmasını yürütmüş ve çok sayıda tez çalışmasında jüri olarak görev almıştır. Profesör Doktor Murat Altun birçok çalıştaya katılmıştır. Ayrıca eğitim alanında birçok seminer vermiştir. Bunlardan bazıları ODTÜ Sen Bilişim Teknolojisi Matematik Öğretiminde Öğretmen Eğitimi Semineri ve Balıkesir Üniversitesi'nde Öğretim Yöntem Teknikleri ve Değerlendirme Çalıştayıdır. 2017 yılında Matematikçiler Derneği tarafından Ömür Boyu Matematiğe Hizmet Onur Ödülü'ne layık görülen Profesör Doktor Murat Altun, matematik öğretimi, matematik okuryazarlığı, istatistik gibi pek çok alanda kitaplar yazmıştır. Birçok eseri birçok üniversitede okutulmaktadır. Bu bakımdan matematik eğitimi alanında değerli katkıları bulunmaktadır. Bu eserlerden bazıları şunlardır. Matematik Okuryazarlığı El Kitabı. İstatistik ve istatistiksel yorumlama teknikleri. Yeni sistem, LGS ve PISA sorularından oluşan liselere giriş matematik kitabı. LGS yeni nesil matematik soruları. Matematik uygulamaları, sıra dışı problemler, matematik okuryazarlığı soruları. Her düzey için matematik öğretimi kitapları. Bartın Üniversitesi ailesi olarak size tekrardan hoş geldiniz diyor. Sizin gibi kıymetli bir hocamızı ağırladığımız için onur duyuyoruz. Zamanımızı tekrar ediyorum hocam. Size anlatmaya kelimeler yetmez. Özgeçmişiniz hakkında kısaca bir sunum hazırladık.
Şimdi konferansa sunmak üzere sözü size bırakıyorum değerli hocam. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Aslında Çetin hocam benim özgeçmişimi söylemişti konuşması içerisinde. Şimdi o kadar çok şey söylediniz ki ben stres altına girdim. Acaba bu geçmişin arkasından ne bekleyecek diye. Evet, şimdi çok değerli öğretmen adayları, öncelikle hoca karakteriyle söylemek isterim ki üniversitede öğrenci kendini yetiştirir. Bunu hiç göz ardı etmeyelim. Dolayısıyla bu konferansta sizin yetişeceğiniz bu yol içerisinde bir Eciş, oynamayacağız mı? Olsun. Buradan sonraki... Hocam, özür dilerim. Hosttaki arkadaşlar bütün herkesi kapatırsa daha iyi olabilir. Unutanlar oluyor. Hocam çok özür dilerim. Estağfurullah. Yok fark etmez. Şey Ece. Murat Hoca'nın sesi de gelmiyor. Tamam. Murat Hocam sesiniz kapalı. Ekranda birçok tanıdık isim görüyorum. Bartın'ın dışından da katılanlar var, hocalar var, öğretim üyeleri, eski öğrencilerim var. Herkese hoş geldiniz diyorum. Evet. Değerli arkadaşlar, bugün bahsedeceğim konular, üç ana bileşeni var. Zeynep benim asistanım ve sunumda ekrana bazı slaytları getirecek. Şimdi konuşmanın üç ana bileşeni var. Zeynep sen de devreye girebilirsin. Bu üç bileşen şöyle. Zeynep tam slide getir. Geçiniz. Bir, matematik okuryazarlığı nedir? Öğretimin gündemine nasıl oturmuştur? İkinci ana bileşen matematik okuryazarlığı sorusu nasıl yazılır? Üçüncü ana bileşen ders içeriği ve işleniş matematik okuryazarlığına uygun hale nasıl getirilir? Bir kere önce belirtmek isterim ki bu matematik okuryazarlığı mathematical literacy kelimesinin tercümesinden oluşmuş ve Türkçe'ye böyle girmiştir ama girdiği şekli tam da anlamına karşılık gelmiyor. Aslında yeni bir şeyden bahsetmeyeceğiz. Matematiğin özüne, amacına ulaştırılmasıyla ilgili bir durumdur. Nitekim Türkiye'deki matematik programlarının 1.8 programının birinci maddesi şu anda öğrenci matematik okuryazarı olacak olması hedeflenmektedir demekte ve arkasındaki 13-14 maddenin 8-10 tanesi de yine matematik okuryazarlığının alt kısımlarını, alt başlıklarını içermektedir. Yani matematik okuryazarlığı aslında bildiğimiz matematik programın aslına rücu etmesidir. Peki aslına rücu etmedi de şimdi niye böyle bir kavram altında ortaya çıktı? Dünya literatürü incelendiğinde birçok ülke okul matematiği ile hayat arasında bir kopukluk olduğundan şikayetçi. Sadece Türkiye değil. Bunun üzerine Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 34 üyeli, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 34 üyeli bu büyük ekonomilerin birleşimi olan kuruluş 2000 yılında PISA adı altında bir yan kuruluş hazırlayarak eğitime müdahale etmiştir bir çeşit veya katkı vermeye çalışmıştır. PISA kelimesi de Program for International Student Assessment kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır ve OECD'nin bir yan kuruluşudur. Gerekçesi nedir? İncelediğimizde bu ekonomik topluluk diyor ki öğrenilen matematik ekonomiye yeteri kadar destek vermiyor. Sanki okuldaki matematik okul için, yaşam için başka bir şey gibi. Bunu kaldırmak üzere, bu farkı ortadan kaldırmak üzere böyle bir girişim başlatmış. Zamanla da uygulamaları dünyada büyük ilgi görmüştür. İlk başta kendi üye ülkeleri sınavlarına katılırken ki üç alanda sınav yapıyor bir matematik, fen ve dil becerileri üzerine. Sonraları
birçok ülke başvurarak 67-70'e ulaşmıştır şu anda. PISA'dan bir görüntü almaya çalışıyor. Kendi eğitim politikalarına yer vermek üzere. Bu arada okuduğum yazılar içerisinde beni en çok etkileyen Uzak Doğu ülkelerinden bir başbakanın yazısıydı. Başbakan eğitime o kadar gönül vermiş biriydi ki 3 sene önce aldığımız tedbirlerin ne kadar ciddi ve doğru olduğunu görmekten mutluyum diyor. PISA'da başarı elde edince. Yani tamamen PISA'yı matematik eğitiminin gelişmişliğinin bir göstergesi sayıyor. Peki matematik okuryazarlığı ne ile meşgul? Tanımı ekranda veriyoruz ama daha özet bir şey de söyleyeceğim. Bireylerin çeşitli kapsam ve içeriklere yönelik olarak formülleştirebilme, matematiği işe koşabilme ve yorumlamaya kapasitesi. Ayrıca yine bu OECD, matematiği, bireyin matematiğin dünyadaki rolünü fark etmelerine, bireylerin sağlam dayanakları olan yargı ve kararlar vermelerine yardımcı olduğunu belirtiyor. Ben de dedim ki, özetle, PISA diyor ki, öğrendiğin sana kalsın, yapabildiğini söyle. Yani özü bu. Okulda ne öğrendiğinizle ilgilenmiyor matematik okuryazarlığı ya da PISA. Ne yapabildiğiniz, öğrendiğinizle ne yapabildiğinizle daha çok ilgileniyor. Evet. Geçiyoruz. Şimdi matematik okuryazarlığı gündemin birinci bileşenle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Yani matematik okuryazarlığının özeti bu. İkincisi, matematik okuryazarlığı sorusu nasıl yazılır? Yeni nesil soru diye bilinen soru kavramı aslında matematik okuryazarlığı kavramını tutuyor. Yeni nesil soru diye bir soru yoktur. Her ne kadar ben de bir kitabın üzerine yazdıysam da aslında yanlış oturmuş bir kavramdır ama yanlış oturmuş şekliyle doğruyu anlatmaya başladığı için Türkiye'de kullanılıyor. Aslında matematik okuryazarlığı soruları. Özellikleri neler? Burada 6-7 maddeden bahsedeceğiz soru yazmada veyahut soruları tanımada. Bunların hepsi de çok kritik değil ama kritik olanları da yeri geldikçe açıklayacağım. Bir kere sıfır. Bağlamsaldırlar. Niye bir demedim de sıfır dedim? Gerçekten de ana gövdeleri bağlamsaldır. Bağlamı olmayan hiçbir sorunun önemi yoktur. Bunu böyle demekte, böyle yapmakla matematik okuryazarlığı kavramı veyahut arkasındaki felsefe haklı mıdır? Haklıdır çünkü yaşam hiçbir zaman çıplak soru sormuyor. İşte pandemi, işte depremler, işte uzay hareketleri bir bağlam olarak karşımıza çıkıyor. Biz o sorunun içerisinde problemi bulup özetleyip çözmeye çalışıyoruz. Bağlam nedir diyecek olsak, bağlam sorunun giydirildiği yaşamsal durumdur. Burada kendi yazdığım sorulardan birini örnek olarak ortaya koydum. Yorulunca bir kayanın üzerine oturdu. Elinde bir kazma ve ağır bir balta vardı. Bunları taşımakta zorlanıyordu. Karşısında bir pelit ve bir çam ağacının olduğunu fark etti. Bir an baltayı uygun bir yere gömmeyi düşündü. Sonra uygun yerin olduğu yerin oturduğu kaya, pelit ve çam ağacına uzakta olan nokta olmasına karar verdi. Oradan geçen birinin yardımıyla bu yeri bulup baltayı toprağa gömdü. Aradan bir süre geçince yolu aynı çayıra düştü. Baltayı olduğu yerden almak istedi ancak bulmakta zorlandı. Baltanın yeri neresi? Bu biraz da demin rektörümüzün dediği gibi edebiyatla karışık bir bağlam ama olmayacak bir şey değil. Nitekim orada resimde de bunu destekleyen bir görüntü var. Neresidir? Şimdi öğrencilerimiz düşünüyor bunu. Aslında soru baltanın yeri ortaokul düzeyinde bir matematik bilgiye sahiptir. Bilgiyi gerektirir. Acaba bu 3 çam ağacı hocam, bizim internette sıkıntı var mı? Zannediyorum hocamız düştü. Hocamız da mı? Tamamdır sayın hocam. Yani hepimiz duyabildiğimize göre hocamız da... Ben iletişime geçeyim. Telefonla arayayım hocamızı bir daha. Aynen, ben şimdi iletişime geçeyim hocam.
Hocamızın asistanı burada mı? Evet hocam, buradayım. Zeynep Hanım, aynı yerde değil misiniz? Yok hocam, aynı yerde değiliz. Hocamız düştü zannediyoruz herhalde. Evet. Şehir olarak da mı ayrı yerdesiniz? Yok, aynı şehirdeyiz. Farklı konulardayız. Şimdi bağlanıyor hocamız. Şu an Mudanya'da kar ve fırtına var hocam. Ondan muhtemelen düşüyor. Efendim? Şu an hocam Mudanya'da ve kar ve fırtına var orada. Muhtemelen o nedenle şeyden düşebiliyor. Bugün konferans öncesinde de bununla ilgili bir sıkıntıdan korktuğunu söylemişti zaten. Çok fazla bir esinti varmış Mudanya'da. Yani ben de ayrılacaktım ama bayağı da merak ettim şimdi. Tam benim merak ettiğim noktalara parmak basıyor hocam. Evet. Evinde bazen internet sıkıntısı oluyor. Hemen birazdan bağlanacaktır. Teşekkür ederiz Işıl Hanım. Siz de mi hocanın öğrencisisiniz? Evet, ben doktora danışmanım olur kendisi hocam. Ne güzel. Bununla gurur, onur duyuyorum. Sunumu açan öğrencisi kimdi acaba? Zeynep. Evet. Tamam. Platon'un mağara metaforundan da bahsedecek mi hocamız? Arkadaşlar, öğrencilerine soruyorum. Işıl ya da Zeynep. Oraya kadar gidecek mi? Ya da akademiyanın kapısına geometri. Yani sunum planı da var mı bilmiyorum ama hocam bayağı kapsamlıdır hocanın soruları. Az önce tam da siz üstüne değindiniz, şiirle girdiniz. Kendisi de bahsetti, şiire kadar soruları vardır kendisinin. Biz bu matematik fiziği eğer şiirselleştiremezsek, öğrencilere zevkli hale getiremezsek bu olmayacak zaten. O yüzden matematikçilerin, fizikçilerin bir taraftan iyi şiir bilmesi lazım. Edebiyatlarının iyi olması lazım. Edebiyatla aralarının iyi olması lazım. Evet. Ben de ilgileniyorum. Felsefeyle de ilgileniyorum. Şiirle de ilgileniyorum. Anlamaya çalışıyorum. Sayın Murat hocamız da çok sever şiir hocam. Başka türlü olmaz zaten. Modemin yanına taşıdım kendimi. Belki biraz daha kolaylık olur. Hocam hoş geldiniz. Ben güya ayrılacaktım ama öyle bir noktadan girdiniz ki buraya çivilenmiş gibiyim. Kalkamıyorum. Bir problem de yaşarsam artık diyeceğiz ki yeni bir hocamızla tanıştık. Bizi oturduğumuz sandalyeye mıhladı. Sizin inceliğiniz hocam, sizin inceliğiniz. Belki Türkiye'de 50'den fazla konferans verdim, ikinci kez bir rektörün izlediğine tanık oluyorum. Bir de NİDE'de olmuştu bir öğretmenler günü. Evet, şimdi devam ediyoruz. İnşallah bu modemin yanına gelmem işi biraz daha kolaylaştırmış olur. Zeynep, değiştir ekranı. Zeynep Hanım sunumu takip etmiyor ama notunu kıracağız hocam. Yani sizin değil demeden onun hissedip demesi lazım. Evet, evet. Onu takip eder hocam. Çok kaliteli bir çocuğumuz. Şimdi intibak sayalım bu kısmını. PISA soruları ve yani okuryazarlık sorularının bu ekran özelliklerini gösteriyor. Konu alanları, nicelik, uzay ve şekil, değişim ve ilişkiler ve veri, bunlar aslında Türkçe karşılıkları sayılar, geometri, cebir ve veri analizi. Bağlamları ya kişisel oluyor, ya mesleki, ya toplumsal, ya da bilimsel. Örneğin deminki soru kişisel bir soruydu. Madde tipleri, şimdi Türkiye'yi yani daha sert bir kelime kullanmak istiyorum ama gene de akademik olarak dikkatli olmaya çalışıyorum.
Bu çoktan seçmeli soru yapısı eğitim öğretimimize çok zarar verdi. Bundan kurtulmanın veyahut da bunu en azından düzenlemenin bir yolunu bulmak lazım. PISA'nın madde tipleri çoktan seçmeli, karmaşık çoktan seçmeli, kısa yanıt gerektiren açık uçlu, uzun yanıt gerektiren açık uçlu olmak üzere çeşit çeşit. Şimdi matematiksel süreçler itibariyle de sorular 3 sınıfa ayrılabiliyor. Bu ekranın çok bir önemi yok ama PISA'nın bir yayınıdır. Bazı bakımlardan konuyu kavramada kolaylık sağlar. Eğer bir soruyu siz kişisel değil de mesleki sayıyorsanız bir kaybınız olmaz. Ama bir sınav düzenlerken falan bir kolaylık olarak işimize yarar. Evet, bu ekranından sonra. Şimdi soruları tanımlamak için soruların bir bağlam kaynakları dedik ve şey yaptık, açıklamada bulunduk kişisel, bireysel diye. Burada bir soru var. Ekrandaki öğrencilerimden biri söz hakkı almak ister de cevaplarsa da çok sevinirim. Evini boyatacak olan Münevver Hanım'a boyacı 35 kilogram boyanın yeterli olacağını söylüyor. Münevver Hanım boya satın almaya gittiğinde plastik kovalarda satışa sunulduğunu ve 2 kiloluk kova 28, 5 kiloluk kova 60, 15 kiloluk kova 150, 40 kiloluk kova 320. Münevver Hanım bu ihtiyacını en az kaç lira harcayarak satın alabilir? Bu bireysel yaşamla ilgili bir sorudur. Çok çeşitli cevaplar bulunabilir ama doğru cevap, Okan söyleyebilir misin? Doğru cevap ne? Evet, geçiyoruz. Doğru cevabı, bu soruyu neden getirmeye uygun buldum? Bu soruda herkes 35 kiloda ısrar ediyor. 15 kiloluk iki tane... 320 değil mi hocam? Murat hocam. 15 kiloluk iki boya alıyor 300 lira. Efendim 60 lirada 5 kiloluk boya alıyor. 35 kilo 360 lira ödüyor. Oysa ki 40 kilogramlık kova 320 lira. 40 kilogram kovayı alırsanız siz o ihtiyacınızı karşılarsınız. Okulların ders kitaplarındaki soru yapısı illa tam 35 kilo. 35 kilo niye alalım ki? Bize 35 kilo ihtiyacımız var ama 40 kiloluk boya hem 35 kiloyu harcar hem daha da uygundur. Yani bir yaşamla bağlantı bakımından bir fikir versin diye, sorunun yaşam için yorumuna hakkında bir fikir versin diye soruyu aldım. Basit bir soruydu. Şimdi süreç becerileri vardı o şemada. Çok özür dilerim. Ben de bir soru sorabilir miyim ama? Buyurun hocam. Bunun özellikle çevreci hassasiyetlerin de çok yükseldiği bu dönemde, yani oradaki işte 40 lirayı fazladan verip bir öğrenci dese ki ben 40 lira fazladan vermeye razıyım ama lazım olan kadar kullanırım. Bu kadar kimyasalı işte kullanmak ya da boşa bir şekilde yeniden duvarlara sürmek ya da boşa gidecek kimyasalı almama gibi bir cevap verse ne deriz o zaman? Uygun bir yorum deriz ve matematiğe de uyar. Çünkü matematikte düşünceyi savunmak önemlidir. Gerekçelendirmek. Nitekim şeyin arkasında sağlam ve yargılar diyordu. Ama hiçbir evin barbeküsü yoktur ki boya atıklarıyla dolu olmasın. Barbeküleri pişirmek için yaparız ama saklayalım, bir yer bozulursa kullanırız diye boya atıkları vardır. Şimdi değerli arkadaşlarım, süreç becerileri dedik. Bu kavram önemli biraz. Üç tane süreç becerisi vardır. Bir soru ya formüle etme sorusudur, ya bir uygulama sorusudur, ya değerlendirme sorusudur. Bizim sorularımızın, kitaplarımızdaki soruların %100'e yakın bir kısmı uygulama sorusudur. Ama PISA bunun %25'inin formüle etme, %25'inin değerlendirme, %50'sinin uygulama olmasının doğru olacağını söylüyor. Basit bir örnek üzerinden hem de okul dünyası, öğrenci dünyası üzerinden bir örnek de vermek istedim bunları. Bir dersten 10 üzerinden alınmış notları 100 üzerinden puanlara eşleyen bir dönüşüm formülü öneriniz. Bu mesela bizim ders kitaplarında böyle bir şey hiç yok. Halbuki yaşamda bu var. Bu bir formüle etme sorusudur ve öğrenci dönüşüm formülünü önerebilir. Demin rektörümüze cevap verirken söylediğim gibi çok çeşitli
formüller de önerebilirler. Yeter ki o formülü savunabilsinler. Peki uygulama sorusu nedir? Böyle bir formül verildiğinde örneğin dönüştürülmüş 30-85 oran öğrenci 10 üzerinden kaç almıştı? O formülün kullanımını gerektirdiği için uygulama sorusu. Y eşittir 5x artı 50 dönüşümü hangi tür öğrencilerin lehine değişikliğe yol açmıştır gibi bir şeyin problem üzerinde düşünmeye yol açtığı için bir değerlendirme sorusudur. Bunu bilmenin getirisi nedir? Çeşit soruları çeşitlendirirken işimizi kolaylaştırır. Şimdi konuşmamın 3 ana bileşeni vardı. Soru yazma konusunu, 2. maddeyi konuşuyoruz. Şimdi soru yazmayı tanıttım. 6-7 madde soru yazmada referans nedir? Niye soru yazılamıyor? Piyasadaki soru kirliliği nereden ileri geliyor? Nitelikli soru yazmak için ne yapılabilir? Bu kısımda onu bulabileceğiz. Şimdi önce şöyle, madem ki yaşam içerisindeki matematiği gündeme getiriyoruz, ne yapabildiğimizi gündeme, soralım kendimize. Matematiği nerelerde kullanıyoruz? Bunu herhangi birimize sorsak, işte alışverişte, bankada, marketlerde. Güzel de burada zaten kasaların başındaki hanımlar hesap yapıyor. Bankadakiler hesap yapıyor. Matematiğin daha ileri bir hedefi olmalı. Yani o matematik işin bir kısmıdır gerçi de. Şimdi şöyle genel olarak baktığımızda bütün bu hesaplamalarda matematik ya yaşamsal bir olguyu daha fazla açıklıyor sorular ya da sosyal hayatı şekillendirmek üzere karar almada kullanılıyor. Bunu bir örnek üzerinde göstereceğim ne demek istediğimi. Şimdi milletvekili seçiyoruz. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede milletvekillerinin hangi partilere dağıtılacağını Duhank sistemi diye bilinen bir sistem belirlemektedir. Duhank da bir matematikçidir burada, bu arada Belçikalı. Duhank sistemine göre partilerin aldıkları oy sayıları sırasıyla yan yana yazılır. Toplam oy sayıları bu yazılan metnin altına 2'ye, 3'e, 4'e bölünerek liste oluşturulur. Bu listedeki, bu tablodaki en büyük sayıdan başlayarak sırayla dağıtılır. Şimdi varsayalım ki 5 milletvekili çıkaran, bir seçim bölgesinde seçime giren 3 parti aşağıdaki oyları almıştır. A partisi 216, B partisi 840, C partisi 480. Her bir partiye kaç milletvekili düşer? Bu konuyu hepimiz oy veriyoruz ama herkes orantıyla hesaplanacağını zannediyor. Alakası yoktur. Milletvekili 2 sorusu da mecliste daha çok partinin temsil edilmesini sağlamak için oy sayılarının bölünmesi işleminde nasıl bir değişiklik önerirsiniz? Şimdi buradaki birinci soru bir durumu açıklamak içindir. Yani mevcut bir seçim sistemi var. Ey vatandaş, oy verdin, bak milletvekilleri nereye nasıl düşüyor bunu anla. İkincide ise mevcut durumda bir değişiklik istiyor, değişiklik önerisi istiyor. Yani deminki söylediğim manada sorunun biri bugünü açıklıyor, biri yarını açıklıyor, geleceği açıklıyor. Bu sorunun çözümünü de gösterelim bu arada. Bakın 216, 840, 480 sayılarını almışlardı. 2'ye bölündüler. Sonra 216 sayısından başlayıp 3'e bölündüler, 4'e bölündüler, 5'e bölündüler. Ve birinci milletvekilliğini B partisi, ikinci milletvekilliğini C partisi, 3'ü tekrar B partisi, 4'ü tekrar B partisi, 5'i C partisi aldı ve A partisi meclise giremedi. Şimdi burada derdimiz siyaset yapmak değil de olayı tanımlamak. A partisinin diyelim ki meclise girmesi için nasıl tedbir alınabilir veyahut da daha çok partinin girmesi için bölme işleminde 1'e 2'ye 3'e 4'e değil de başka bir öneri olabilir. İşte bu çok cevaplı bir sorudur. Yeter ki öğrenci önerisinin arkasında durup bunu savunabilsin. Sonuçta mecliste yapılan tartışmalarda, yasa çıkarken yapılan tartışmalar da böyledir ve bu tür soruları öğrencilerin gündemine getirmekle yaşamla bağlantıyı güçlendirmiş oluyoruz. Örneğin bu soruda sürekli 2'ye bölünseydi, yani 1'e 2'ye 3'e 4'e değil de önce 2'ye, sonra o elde edilen tekrar yarısına bölünseydi yeni bir ekran gelecek ve orada biz göreceğiz A partisi de meclise girebilirdi. Tersi de soru olabilirdi. Koalisyonlardan kurtulmak için daha az sayıda partinin meclise girmesi için bölme işleminde nasıl bir değişiklik?
ama ciddi bir matematik temeli olduğunu görüyoruz. Yayınlanmış bir sorudur bir makalemizin arkasında. Evet, şimdi bu konuşma içerisinde ilk defa, yani çok zamandır konu edip de burada kullandığım bir kavram, matematiği karar almada kullanma. Matematiği değerli bulabilmek için öğrencinin karar almada, işte biraz evvelki örnekte olduğu gibi, kullandırılması lazım. Karar almada matematiği kullanmaktan kastedilen ne? Geleceği şekillendiren sosyal olayların arkasındaki matematiği okul programlarına yerleştirmek lazım. En basit bir olay. Diyelim ki su fişi. İşte tonu 3 lira. 10 ton alıyorsanız 30 lira para ödüyorsunuz. Diyebiliriz ki öğrencilere, su tasarrufu sağlamak için az kullananı avantajlı, çok kullananı dezavantajlı hale getirecek bir formül öneriniz. Yaşamda bu var çünkü. Burada yaptığım iki örnek şöyle. Soruların hep birer adı var kolay konuşabilmek için. Bir iş yeri çalışanlarına 500 lira ile 1000 lira arasında eğitim yardımı yapmak istiyor. Çocuk sayısını da kullanarak yardım miktarını belirleyen bir formül yazınız. Bunlar çok cevaplı sorulardır. Önemli olan öğrencinin yazdığı şeyi savunabilmesidir. Bir de geometri sorusu var. Üçgen inşaat firması için üçgen içerikli bir logo tasarlayınız. Kullanacağınız üçgenlerin açı ve kenar uzunlukları bakımından belli özellikleri olmalıdır. Zaten son yıllarda çizim şu bu yapılamadığı için çoktan seçmeli sınavlarda geometri gitti arka plana. Üniversiteye gelen öğrenci pergelle bir çember çizemez durumda kalıyor. Çünkü o güne kadar bir kere tutturulmamış oluyor. Geometrinin eskiden hatırlarım olimpiyat sınavlarının sorularının çoğu geometri ağırlıklı olurdu. Çok muhteşem düşünme ortamları vardır. İnşallah buradan sonraki bu girişimlerle eski haklı yerini bulabilir. Matematiği karar almada kullanmadan kastedilen bu. Soru yazarken bir başka fırsat yaşam akışıdır. Bugün ben soru yazıyorum. Çok şu ana kadar belki 500-600 soru yazdım. Fakat bugün bana deseniz ki bir saat içinde bir soru yaz, kesinlikle olur diyemem. Bunu bir felsefe haline getirince bazen bir saatte 5 tane de yazabilirsiniz. Hatta yaşadığınız bir olay, ha bu bir matematik okuryazarlığı sorusu olur diye içinizde doğar ve oturur not alırsınız. Ama yine de burada bir liste verdim. Sosyal olaylardaki karmaşanın açıklanması ve karmaşaya matematiksel temelleri olan gerekçelere dayanarak açıklık getirme. Bu karmaşa kurumla birey arasında olabilir, bireyle birey arasında. İşte vergi sistemleri, trafik cezaları bu konudaki şey olabilir. Yani milletvekili seçimi de bu bağlamdadır. Yani bir matematiksel temeli olmasa karmaşa doğar. Bu olaylar hep okuryazarlık sorusu yazmak için bir ortamdır. Matematik okuryazarlığı sorusu illa da problem olmak zorunda değil. Bir afiş, bir tablodan anlam çıkarma bir matematik okuryazarlığı sorusudur. Havaalanına gidersiniz, bir yıl tablo afişle karşılaşırsınız. Onlardan yolunuzu bulursunuz. Okuryazar iseniz eğer. Birçok sınırlılıkları olan durumlarda uygun seçim yapma bir okuryazarlık sorusudur. Kredi alırken koşullar vardır. Otomobil satın alırken sizin paranız vardır, alabileceğiniz kredi vardır, otomobilin yaşı vardır. Değişik seçenekler. Bu seçeneklerin arasında en iyi seçimi yapmak bir okuryazarlık sorusudur. Obezite, tansiyon gibi insan sağlığıyla ilgili olaylar, beslenmeyle ilgili olaylar, canlı yaşamı, çevre kirliliği, yani doğal olayların hepsi okuryazarlık sorusu konusudur. Matematik bilginin üretilmesine dönük çalışmalar da okuryazarlık konusudur. Çünkü matematik bir süre sonra insan için bir çevre haline geliyor. Yani yaşam derken matematiği bunun dışında tutamayız. Tarih boyunca varlığını sürdüren sorular var. Bunlar absürt gibi görünür. Yani mantıksız. İşte Ali Baba'nın 40 tane ineği var. Biri 1 kilo, ikincisi 2 kilo, 40.sı 40 kilo süt veriyor. 5 oğlu var. Arasında öyle paylaştınız ki birine herkese hem inek sayısı aynı olsun hem de düşen süt miktarı aynı olsun. Diyebiliriz ki ya Ali Baba'nın aklı nerede? 1 kilo süt veren inek var. İneği niye beslesin 40 kilo süt veren inek varken? Ama merak ederiz. Uykumuzu kaçırır. Bunların arkasında şöyle bir şey var. İnsan zihni
kendinden önce gider ve onun gerçek bir problemin bir modeli olduğunu farkındadır. Onun için dövünüp durur, onu çözmeye çalışır. O bakımdan bu orta çağdan beri yaşayan sorular matematik okuryazarlığı içerisinde müteala edilmelidir. Bir başka, biraz önce konuşmamın başında han duvarlarından verdiğim örnek, tarihsel olayları açıklamada matematikten yararlanırız. Hatta şunu söyleyebilirim ki arkeolojik olayların tamamında çıkan sonuçlar, ekranda açıklanan, haberlerde görülen sonuçların arkasında ciddi bir matematik vardır. Bunlar da okuryazarlık konusudur. Evet, geometrik figürler, şifre çözme, şifre kurma gibi matematiksel ifade içeren metinler, bir veri grubunu anlaşılır hale getirmek için çizilen grafikler, onların gösterilmesi. Bu, yani 8-10 madde yazdım. Bunların dışında bir şeyler daha eklenebilir. Yeter ki yaşamdan bir görüntü versin. Soru yazmada bir başka kaynak nedir? Bu soruyu geçiyorum. Bunu az önce verdiğim bu orta çağdan beri yaşayan, burada bir soru var. Dört savaşçı gece karanlığında dar bir köprüyü geçmek zorundadır. Ellerinde bir fener ve 17 dakika zamanları var. Bazıları yaralı. Bundan ötürü biri 10, biri 5, biri 2, biri 1 dakikada geçebilecek güçte. Köprüden en çok 2 kişi geçebildiğine göre ve fenersiz geçilemediğine göre hangi sırayla geçtikleri takdirde 17 dakikada karşıya geçebilirler? Bu soruyu bana kitaplarımdaki soruları gören bir vatandaş yazdı. Taş yuvarlanır, çekil içinde kalır diye bir laf var bizim yörede. Şimdi bu soru da yuvarlandı, benim kitaplarımda kaldı böylece. Çok zarif bir soru. İyi bir muhakeme gerektiriyor. Bu bakımdan burada sunmuş oldum. Arkadaşlar uğraşırlar bununla inşallah dersten, senin sunumdan sonra. Şimdi soru yazmada ne yapalım ki doğru soru yazalım? Evvela şunu söyleyeyim ki bu piyasadaki soruların yaşamsal soru veyahut da yeni nesil soru, matematik soru, okuryazarlığı sorusu diye soruların çoğu değil şu anda. Rutin sorulardan faydalanarak okuryazarlık sorusu elde edebiliriz. Bunun için niçin hesaplayayım ki diye sistemli bir karşı çıkış uygundur. Şimdi şöyle bir soru düşünelim. Boş bir havuzu iki musluktan biri 8 saatte, biri 12 saatte dolduruyor. Her iki musluk birlikte havuzu kaç saatte doldurur? Ya bundan bana ne? Ne kadar zamanda doldurursa doldursun diyelim. Zaten çocuklar da böyle diyorlar. Niçin dolma süresini hesaplayalım? O halde bunun ama öyle bir formu olabilir ki bunu söylemez kişi. Mesela bu soru şöyle sunulsaydı. Nesrin Hanım saat 13 radyo haberlerinde aynı gün saat 17 itibariyle 3 gün süreyle su kesinti yapılacağını öğreniyor. Evin su deposu boştur ve deponun iki kaynaktan beslenmekte olduğunu, önceki tecrübelerine göre bu kaynaklardan birinin 12 diğerini 8 saatte depoyu doldurduğu bilgisine sahiptir. Nesrin Hanım'ın depoyu doldurmak için yeterli zamanı var mıdır? Bakın, suyu doldurmak, almak bir ihtiyaçtır. Dönecek çocuk aynı hesabı yapacak. Ama burada bu bağlamla sunulduğunda o iki musluğun ne kadar zamanda doldurduğu bir anlam kazanmaktadır. Şimdi bakanlığın da bu konularda çalışmaları var. Geçen sene bir seminerlerinde yardımcı olurken seminerdeki yürütücü bana dedi, hocam bizim bir sorumuzu da değerlendirir misin dedi de ondan yazdığım bir sorudur bu zannediyorum. Uzunluğu 600 metre olan bir kayak pistinde ikinin tek kuvvetlerine rastlayan noktalara birer çubuk dikiliyor. Yarışmacılar yıktıkları ilk çubukta diskalifiye oluyorlar. Geçtikleri en son çubuğun başlangıca uzaklığı kadar puan alıyorlar. Kaymaya başlayan 6 kayakçıdan İlk dördü sırayla 3, 5, 6. çubuğu deviriyor. Diğer ikisi yarışmayı tamamlıyor. Bu yarışta toplam kaç puan alınır? Bundan bize ne? Kaç puan alırsa alsın diyebiliriz. Ama nasıl bir formda soralım ki bu puanların hesaplanması bir ihtiyaç haline gelsin? Belirtmek isterim ki çocuk için hesaplanmaya değer olmayan sorunun bir kıymeti yoktur. Aynı sorudan şöyle bir soru ürettim. Bir kayak turnuvasında finale kalan Bulut ve Şimşek takımları altın madalya için yarışıyor. 600 metre olan kayak pistinde ikinin tek sayı kuvvetlerine birer çubuk yerleştiriliyor. Yarışmacılar
Yıktıkları ilk çubukta yarışı bitirmiş sayılıyorlar. Geçtikleri en son çubuğun başlangıca uzaklığı kadar puan alıyorlar. Şimşek takımının 3 yarışmacısından biri 3, diğeri 4. çubuğu deviriyor. Bir yarışmacı yarışı tamamlıyor. Bulut takımından biri 2, biri 4. çubuğu devirerek yarışma dışı kalıyor. Diğeri yarışmayı tamamlıyor. Madalya hangi takıma verilmeli? Şimdi bu iki sorudan birincisi kaç puan alınır diye bitiyor. Biri madalya hangi takıma verilmelidir? Oraya bir dikkat çekmek isterim. Evet. Soruların dili. Dikkat çektiğim nokta da buydu. Ders kitaplarındaki sorular hesaplayınız, bulunuz, kaç lira tutar, kaç saatte gidilir gibi fiillerle biterken okur yazarlık soruları uygun mudur, hangisini tercih etmeli, adil midir, yeterli zamanı var mı, madalya kime verilmeli gibi yaşamsal fiillerle bitiyor. Hani bu %100 okur yazarlık sorusunda hesaplayınız olmaz anlamına gelmiyor, ağırlıklı olarak böyle. Son olarak ve çok önemli bir maddeyi son madde olarak yaptım vurgu yapmak için. Okuryazarlık soruları beceri gerektirir. Neden? Öğrendiğin sana kalsın yapabildiğini söyle demiştik okuryazarlık soruları için. İşte bilginin beceriyle bütünleşmesi gerekiyor ki bir insan bir şey yapabilsin. Başıma gelen bir olaydır bu arazinin kayıp köşesi. Mudanya'nın biraz ilerisinde Kumyaka'da bir arazide yaptırdığım bir çevre sınırlamasında ki olayı probleme çevirdim. 400 lira ödeyerek arazinin köşe noktalarına tapu kadastronun ölçülerine göre kazı çaktırdım. Şimdi bu benim arazim değil, bu daha basit bir arazi de bu şekilde bunu birçok arkadaşımız bilir. Numaralar 70, 72, 251 sayıları arazilerin köşe numaraları. O üzerinde yazılı 11 metre, 13 metre de o iki köşenin arasındaki mesafedir. Doğrusal olan mesafelerin köşelerine birer kazık çakılır. Bir gün araziyi ziyaret ettiğimde 70 numaralı kazığın yerinde olmadığını gördüm. Şimdi matematik becerilerime göre ya 70 numaralı kazığın yerini bulup işaretleyebileceğim ya da yeniden bir 400 lira verip topografi getireceğim. Cevap vermek isteyen biri var mı? Nasıl çözelim? Bana zor sorular sorun lütfen. Hocam söz hakkı almak istiyorum. Buyurunuz. Bunu öncelikle ben eski öğrencilerimizden Fatma Sena. Derste de konuşmuştuk. Bildiğim kadarıyla çember çizmeden yararlanıyorduk. İki tarafına zaten uzunluklar bizde vardı. Diğer iki kenarın uzunlukları. Onlardan yararlanıyorduk. Tane çember çiziyorduk ve kesiştikleri nokta 70. köşe oluyordu. Çemberin yarı çapını elimizdeki evet. Diğer iki uzunluk olarak. Fatma Sena, çözümünüz doğru ama hatırlamaya dayalı değil de böyle daha içselleştirerek konuşmak gerekirse üç kenarı bilinen üçgenin çizimidir. Ortaokul konusudur. Çünkü neden? 13 metre belli, 11 belli. Kenar çizimi. O noktalara bir kazık çakılır, 11 metre açılırsa bir hat çizilir. 13 metre açılırsa bir hat daha çizilir. Onların kesildiği yerdedir kazık. Ve orayı yeniden çakabilirsiniz çok rahatlıkla, hiçbir masrafa gerek kalmadan. Yani bu soru da gösteriyor ki bağlamsal, yaşamsal bir sorunun matematik tabanı bazen oldukça kolay. Evet. Şimdi bu kutu neyi özetliyor? Şu ana kadar anlattığım soru kaynaklarını özetliyor. Bilgi soruları az, beceri soruları çok. Bilimsel sorular ve sosyal sorular, yani bilim dünyasıyla ilgili sorular var. Bir de sosyal yaşamı şekillendiren sorular var. Onlar da ayrıntılı bilgi içerenler, karar almayı içerenler, yorumlama yapmayı gerektirenler şeklinde sınıflanabiliyor. Ön cephede de soru kaynaklarını yazmış olduğu. Böylece soru yazmayla ilgili bölümü konuşmamın ikinci bileşenini de tamamlamış oldum. Şimdi gelelim Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu durumu değerlendirerek matematik okuryazarlığı sorununu ülke olarak nasıl çözeriz? Evvela Bartın'da da vardır muhtemelen ölçme değerlendirme merkezleri.
ölçme değerlendirme merkezleri öğretmenlerin bir kısmını soru yazmaya ayırdı. Ancak bir olay bir bütün olarak ele alınmalıdır. Evvela derslerin içi ne müdahale edilmelidir? Bu konuda da çalışmalar başlatılmış bulunuyor. Sadece soru yazmakla işin içinden çıkılmaz. Ama bir şey de söylemek isterim ki, yiğit düştüğü yerden kalkar derler. Bizi kullandığımız sorular eğitime zarar verdi. Sorulara müdahale ederek bir iyileşme sağlanabilir. Yani zarar verdi derken sıralamaları iyi başardı da mesela laboratuvar sorusu sorulmayınca laboratuvarlar kapandı. Çizim sorusu sorulmayınca öğrenciler pergel ve cetvel tutamaz oldular. Bundan ötürü çoktan seçmeli soruların yeterli olmadığı her alan kayboldu gibi. Matematik okuryazarlığı hem soru bazında hem içerik bazında ele alınmalıdır. Şimdi bu şema neyi gösteriyor? Bir konu var. Matematiksel yeterlilikler kazandırıyoruz. Sonuçta da konuyla ilgili bilgi beceri ortaya çıkıyor. Şimdi ikinci dereceden denklemin çözümü y eşittir eksi b artı eksi kök b kare eksi 4 ac bölü 2a formülüyle hesaplanır. Beni dinleyen oradaki matematikçilerin hiçbirine hayatta bunu soran olmamıştır. Ama Einstein'ın bir sözü var. Diyor ki, eğer ikinci dereceden denklemin köklerini veren bağıntıyı bilmeseydim izafiyet teorisini göremeyecektim. Diyor. Matematiğin insanı besleyen yanı yeterliliklerdir. Kırmızıyla yazılı. Yani biz bir çeşit konu bilgi ve beceri kazandırıyoruz ama bu süreçte kazandırdığımız şeyler var. Bu nedir? Modellemedir, problem kurma becerisidir, muhakeme etmedir, temsil etme, iletişim, formal teknik dil ve matematiksel araç kullanma. Bunları ikiye böldüm. Çizgi üstündekiler, çizgi altındakiler, baba yeterlikler bu işte üsttekilerdir. Alttakiler üstteki yeterliklerin ortaya çıkması için gerekli yeterliklerdir. Modellemeden kasıt matematikleştirmedir. Matematikleştirmeden kasıt sosyal bir bilimsel bir olayın formülünü çıkarmak ya da sosyal bir olaya matematik yüklemektir. Yani yol eşittir hız çarpı zaman bir modeldir. Kaldıraçlarda kuvvet çarpı kuvvet kolu eşittir yük çarpı yük kolu bir modeldir. Şimdi problem kurma ve çözmenin adından söz etmeye gerek yok, hepimizin tanıdığı bir şey. Muhakeme etme gerekçeli konuşmadır. Yani bir bilgiyi savunurken bir şeylere dayanmak. Alttakilere sıra gelince temsil etme, düşünceyi anlatmak için grafikleri düşündürür. İletişim, matematik içinde veyahut da konuşma dilinde matematiği düşündürür. Formal teknik dil ve işlemler aynı. Bu da matematiğin dilini düşündürür. Ama bir üçgenin köşeleri büyük harfe gösterilir, küçük harflerle gösteren biri çıkarsa kıyamet kopmaz. Onun için hayati özellikler yukarıdakilerdir. Araç gereçleri kullanmada pergel cetvelden başlayarak bilgisayar programlarını ya da bazı matematik kavramları kullanmayı içinde tutar. Örneğin birim çember, sayı doğrusu gibi. Şimdi öğretimi düzenlerken de aynen soru yazmadaki referanslar gibi referanslarımız var. İlk başta bir soru söyledim. Matematik dersek ne anlarız diye. Matematiğin bir tanımı yok ama anlayışı var. Realitenin modellenmesini temel alan. Hocam siz bir yüklemeye çalıştınız matematiği. Anlamlandırma ve problem çözmesi sonucunda oluşan bilgi ve yine bu süreç içinde gelişen beceriler. Nedir realitenin modellenmesi? İnsanın bir çeşit matematiksiz bir ortama doğduğunu düşünün. Bir süre sonra bir matematik yaptığına fark ediyoruz. İlkel kabilelerin matematikleri var mesela. Matematiği insan yapıyor. Niçin? Çevresine anlam vermek ve olaylara yön vermek için. Onun içinde yaptığı işte matematiğe indirgediği şeylere modelleme diyoruz. Bugün deprem ürkütücüdür. Çünkü depremin henüz bir matematik modeli yok. Uzay ürkütücü değildir çünkü hareketin bir matematik modeli var. Pandemi ürkütücüdür çünkü matematik modelleri çıkmamıştı ve en büyük araştırma olanakları pandeminin çoğalma modelleri üzerine yapıldı. Bu matematiğin tanımı o zaman bizim
matematik dersini verebilmek için çok ciddi bir esin kaynağıdır. Bir öğretmen hep kulağının arkasında bir yerde ben matematik öğretirken niçin öğretiyorum sorusunu bu tanımları dikkate alarak aklında tutmalıdır. İkinci bir şey kuramlar var. Yapılandırmacı öğrenme kuramı popülaritesi artan bir kuram. Realistik matematik eğitimi Hollanda'da başlayıp dünyada çok geniş kabul bulmamasına rağmen çok felsefi temelleri güçlü bir kuram. Burada bu konuların teorisi var arkasında. Onlarla çok yormayacağım arkadaşları. Yapılandırmacı kuramın temelleri böyle 3-4 tane 4 tane ilkesi var. Bilgiyi insan kendisi oluşturur. Ve geçiyoruz. Realistik matematik eğitiminin ben az söz etmek isterim. Burada birinci şema benim de lise öğretmenliğinin başladığım ilk yıllarda derse tanımla başlardım. Hatta bir espri yapardım. Matematik tanımların dünya hanımların üzerine kuruludur diye. Öğrenciler de o resimde olduğu gibi dikkatle dinlerlerdi. Birkaç öğrenci çok yüksek not alırdı her zaman olduğu gibi. İşte bir kısmı da bütünlemede falan sınıfını geçebilirdi. Ama bugünkü anlayış bu ikinci şeyi düşündürüyor, şemayı. Öğretmen konuyu verecek, öğrenciler tartışacaklar. İki dersin tahtasında da aynı şeyler yazıyor aslında. Bu Hans Freudenthal Enstitüsü'nün Hollanda'daki Freudenthal Enstitüsü'ne birkaç kez gittim. Çok etkilendim bu şeyden. Matematik bilginin nasıl yaratıldıysa öyle öğrenilmesini referans alıyor. Ve diyor ki tarihsel süreçte tanımlar en son elde edildiler. O halde matematik öğretiminde tanımlara da en son sıra gelmelidir. Çok ciddi bir felsefesi var. Benim kaynaklarımda ve başka birçok kaynakta, internette öğrencilerimizin okumasını öneririm. Geçiyorum. Şimdi her iki kuramın dayandığı ortak noktalar etkinlik, etkinlikle öğretim. Etkinlik nedir? Öğrencinin 4 tane temel özellik veriyoruz. Öğrencinin sahiplik edebileceği bir çalışmadır. Öğrenci etkinlik içerisinde arkadaşlarıyla ve konu üzerinde tartışabilmelidir. Öğrenci ne yaptığını açıklayabilmelidir. Öğrenme olayı zihinsel bir karmaşayı ortadan kaldırabilecek bir nitelikte olmalıdır. Yani etkinlik arka arkaya 4 tane soru çözmek veya 4 tane maddeden bahsetmek değil. Matematik etkinliğin bu 4 temel özelliği var. 1 ve 4 kritiktir. 1 ve 4'ü taşırsa 2-3 kendiliğinden doğar. Onun için onları bold yazdım. Zihinsel bir karmaşayı içermek, öğrencinin sahiplik edebileceği bir çalışma olmak. Şimdi tabii aklı olarak şu aklınıza geliyor. Zihinsel karmaşa nedir diye. Şimdi ben buradan bir cesur öğrenciye bir soru sormak istiyorum. Söz hakkı istesin bir arkadaş. Hocam ekranda öğrencilerden bir görüntü görünüyor. Bir A4 kağıdını düşünelim. İki kenarı üzerine katlayıp bir boru, silindir yapabiliriz. Yani uzun kenar üzerine katlarsak daha uzun boylu taban alanı dar bir silindir. Kısa kenar üzerine katlarsak boyu kısa daha geniş bir silindir meydana gelir. Hangisi daha çok pirinç alır diye bir soru düşünelim. Bu silindir kavramının, silindirin hacmi kavramının verildiği bir derste kavramın derinleştirilmesi sırasında kullanılabilecek bir sorudur. Zihinsel karmaşa nerededir? Çoğumuz eşit zannederiz. Bir kısmımız uzun boylu silindirin çok olacağını zanneder, bir kısmımız kısa boylu silindirin olacağını zanneder. Sayın Rektörüm bir öneride bulunmak ister misiniz? Hangisinden tarafsınız? Düşünüyorum. İşte madem ki düşünüyorsunuz zihinsel karmaşa var demektir. Bunun böyle bir şey olunca öğrenciler kilitleniyorlar çalışmalara. Evet, siz kısa boylu silindirden taraf olduğunuzu düşünerek sonucu açıklıyoruz. Hakikaten de biri 1350 gram pirinç alıyor, diğeri 850 gram pirinç alıyor. Ve hakikaten bir derste 20 tane silindir sorusu çözdürene kadar böyle bir etkinlik yaptırın. Ve bu etkinliği yaptırırken öğrencilerin işine hiç karışmayın. Kirlenmek ilk defa bu kadar güzeldir deyin. Döksünler, saçsınlar, kendileri denesinler. Nitekim bu bizim
lisans sınıflarımızda yapılmış ekran görüntüleri var burada. Öğrenciler katlamışlar, fasulye doldurmuşlar. Önce farklı olduğunu görmüş, sonra matematik olarak çözmüşler. Evet. Yarı çapın karesiyle şey olması daha etkili oluyor burada tabii. Evet. Başka bir soru. Aslında sınıf bir yaşam alanıdır ve sınıfta yapılabilecek şeyleriyle bahçeye çıkalım, şunu bulalım, dereye gidelim, pikniğe gidelim, el lüzum yok. Sınıfın kendisi bir yaşam alanıdır. Mesela şöyle bir etkinlik ve bakalım iş nereye varacak bu etkinlikte. Aramızda en iyi ağırlık tahmini yapan kim? 3 öğrenci, Sema, Münteha, Yıldız'ın tahminlerini karşılaştıralım. Bunlar 3 erkek öğrencinin ağırlıklarını tahmin etmişler. Bakalım en iyi tahmini yapan kim ve niye tahmin ettiler? Ve sonuçları açıklıyoruz. Tahminleri gerçek ağırlıklarıyla karşılaştırınca Sema Remzi'yi tam tahmin etmiş. Selim'i 5 puan fazla tahmin etmiş. Şahin'i 6 puan. Dolayısıyla 11 yanılma puanı var. Münteha Remzi'yi 5 negatif az tahmin etmiş. Selim'i 10 az tahmin etmiş. Şahin'i 2, 17 yanılma puanı var. Yıldız -7, +3, -6, 16. Burada hiç kimse negatifle pozitifi toplamıyor. Herkes negatiflere pozitif değeri yüklüyor. Hata kaynağı olarak aynı miktar. Yani Sema'nın Selim'i tahmin ederken +5 fazlasıyla Münteha'nın Remzi'yi tahmin ederken -5 fazlası aynıdır. Bu etkinliği mutlak değer kavramının vermeden önce veriyoruz. Bir kere önce negatifin pozitif alınacağı durumun yaşamsal bir kesitin olduğunu, çocuk sonra da mutlak değer kavramını çok kolay anlıyor bunun üzerine. Evet, zihinsel karmaşada kimin önce tahmin edeceğini. Şimdi çalışmakta olduğum üzerinde öncelikli alanlar kapsamında geçen yıl eğitim projesi olarak TÜBİTAK'ın desteklediği bir projede bütün bu anlattıklarımı şeye koyduk. Şu anda öğretmen eğitimini tamamladık. Ve bu anlattığım kısımları 13 oturumda yaptık. Burada tabii özet bir bilgi veriyoruz. Eğitimi iki odak, matematik öğretimini iki odağa topladık. Bir, kavramın kazandırılması. İkincisi de kavramın uygulamaları. Kavramın uygulamalarında kavramın kazandırılmasında öğrenme kuramlarını ve soyutlama teorisini referans aldık. Uygulamalarında ise şimdi görünecek, genelde alıştırma çözülüyor ya, bunun yerine alıştırma artı matematik okuryazarlığı problemleri artı uygulamalar artı yeni etkinlikleri koyduk. İkinci kısmı odak haline getirmekle göz ardı edilmekten kurtarmaya çalıştık. Bahar döneminde inşallah sınıf içi uygulamaları yaparak 5, 6, 7, 8. sınıfların öğretim programını, içeriğini, programı yazmayacağız, program güzel, içeriğini ve işleniş şeklini yazacağız ve bunu yayınlayacağız. Bir taraftan yayınlamaktayız. Bu dersin şeması şöyle görünüyor. Konu başlığı, birinci odak, ikinci odak. Birinci odakta kavram ve genellemelerin, genelleme derken formülleri kastediyoruz ve kavramsal anlamayı geliştirecek sorular. Ne demek kavramsal anlamayı geliştirecek sorular? Diyelim ki yüzde hesaplarını çalıştık. Öğrenciye şunu sormak lazım. 90'da hesapları da olur mu? Veya onluk sistemi çalıştınız. Başka sistemlerde olur mu? Yani kavramın üzerinde düşündürmek gerekiyor. Böylece biz içeriye böyle sorular yazarak inşallah milletimizin hizmetine soracağız. İkinci odakta kazanılan kavramları pekiştirmek için okuryazarlık soruları, uygulamalar, ders dışında tamamlanan ödevler, ders kitaplarındaki alıştırma soruları gene devrede. Yani mevcut sisteme yenilikler ekledik. Yoksa alıştırma hiç çözülmeyecek veyahut da rutin problemi hiç yazılmayacak diye bir şey yok. Evet. Bu ekranda küçük videolar yayınlamaya başladık. Şimdi bir ekranda yayınladığımız yeni bir videoyu Zeynep gösterecek. Nereye
2 tam onda 1 ile 5 tam onda 2'yi çarpalım. 2 ondalık sayının çarpımı, evet. Sondaki. Hocam sesi nasıl duyuluyor? Zayıf. Biraz yani açabilirsen Zeynep. Sesi çok az geliyor. Ben sana ses tutmasın değil mi? Tam sayı 3'tür. Önce 2 tam sayı 2'dir. 5 tam onda 2'den. Sondaki tam sayı 6'dır. Önceki tam sayı 5'tir. Önceki tam sayıların çarpımı 10 iken sonraki tam sayıların çarpımı 18'dir. Onda nüfus sayılarımızın çarpımı 10 ve 18 arasında düşmelidir. Ama kaçtır? Şimdi 2 tam onda 1 ile 5 tam onda 2'yi birbirleri dikkate almadan çarpalım. Sonucumuz 10 ve 18 arasında düşmektir. O halde bir günü nereye koymalıyız? Bir günü buraya koyalım. Bir sonraki örneğimize bakalım. 4 tam %12 ile 3 tam onda 1'i çarpalım. 4 tam %12'den sondaki tam sayı 5'tir. Önceki tam sayı 4'tür. 3 tam onda 1'den sondaki tam sayı 4'tür. Önceki tam sayı 3'tür. Önceki tam sayıların çarpımı 12 iken sondaki tam sayıların çarpımı 20'dir. Ondalıklı sayıların çarpımı 12 ve 20 arasında düşmelidir. Ama kaçtır? 4 tam %12 ile 3 tam onda 1'i birbirleri dikkate almadan çarpalım. Virgülü nereye koyalım ki sayımız 12 ve 20 arasında düşsün? Virgülü buraya koyalım. Haydi gelin yaptığımız bu örneklerden bir sonuç çıkartalım. İlk örneğimizde 2 tam onda 1'in virgülden sonra bir basamağı vardı. 5 tam onda 2'nin virgülden sonra bir basamağı vardı. Toplam 2 basamak oldu. Sonucumuzun da virgülden sonra 2 basamağı var. İkinci örneğimizde 4 tam %12'nin virgülden sonra 2 basamağı vardı. 3 tam onda 1'in virgülden sonra 1 basamağı var. Toplam 1-3 basamağımız var. Sonucumuzun da virgülden sonra 3 basamağı oldu. Murat Hocam sesiniz kapalı. Zeynep'e teşekkür ediyoruz sunum için. Projenin yayınları, projenin iletişim sayfaları var. Matematik okuryazarlığı üzerine her türlü ayrıntıyı bu projede öğrencilerimiz bulabilir. Böylece ben de Bartın'daki eğitim fakültesinin bir hocası olarak algılarlarsa bu projenin her tür çıktısına buradan ulaşabilirler. Web sayfasında ayrıntılı bilgi var. Instagram sayfasında ayrıntılı bilgi var. Bir de şimdi bu YouTube kanalı açtı arkadaşlar. Buradan sonra sürekli olarak belki yüzlerce böyle video yayınlayacağız birinci odak için. Yüzlerce soru yayınlayacağız ikinci odak için. Çok teşekkür ediyorum. Sorular varsa dinleyebilirim. Öncelikle Sayın Murat Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok etkili bir sunum oldu. Ben de kendi derslerimde öğretim sürecinde kullanacağım çok şeyi aldım sizden. Bizim öğrencilerimizin sürekli sordukları soru, biz bunu neyi öğreniyoruz? Matematik neden değerli, niçin gerekli? Günlük yaşamla ilişkisi ne? Bu sorulara o kadar fazla cevap verdiniz ki, hele son zamanda öğretmenlere sürekli yakındıkları nokta var. Bu yeni nesil soruları çözmekte zorlanıyoruz. Yani bu gerçekten çok güzel bir konuya temas ettiniz. Bu konuda ben gerçekten çok etkili ve ufkunuzu açan bir sunum olduğunu düşünüyorum. Öncelikle soru cevabı geçmeden önce şöyle mütevazi bir hediye olarak hocam
Size bir teşekkür belgesi takdim etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ben ekranı o hale nasıl döneceğim? Zeynep'ciğim, evet. Şey kapattın sanırım değil mi? Paylaşımı kapattın. Tamam, ben bunu açarken katılımcılara söz hakkı verebilirim bir yandan, bekletmeyeyim. Şimdi Sayın Hocam, sizi çok yorduk ama sizi bulmuşken kaçırmak istemiyoruz. Katılımcılar arasında öğrencilerimiz var, öğretmenlerimiz var, öğretim üyelerimiz var. Sizinle tanışmak isteyen, size sormak isteyen çok kişi var. Zamanımız el verdiğince hani bunu vakit vermek istiyorum. Şimdi söz hakkı almak isteyen varsa başlayabiliriz hocamıza. Soru sormak isteyen. Evvela şunu belirtmek isterim. Sizin belirttiğiniz gibi bunun için hesaplıyoruz sorusunu ortadan kaldıran bir sistem. Evet, buyurun. Hocam ben küçük bir şey söylemek istiyorum. Yani hakikaten ciddi telefon baskısı altında kalarak burada kaldım ama beni bu ekrana kilitlediniz. Çok şey de öğrendim. Yani gerçekten çok öğreticiydi. Öğrencilerimizin de eminim ki ufkunu açan, bizlerin de ufkunu açan bu sunum dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bir sunum nasıl yapılır gayet sade, belki biz biraz daha görsellerle süslenmiş halde alıştık biraz daha ama böyle sade, sadece yazılardan oluşan ama zihni canlı tutan, sürekli canlı tutan bu sunumunuzdan dolayı teşekkür ediyorum. Küçük bir katkı hocam, bana sorduğunuz soru da beni tereddüte düşüren şey şuydu. Bakliyat deyince ben niyeyse aklıma işte böyle Karabakla ne bileyim işte fasulye gibi ya bunların arada boşluklar olacak.